Aslında bu askeri stratejik konularda da bu yapay zeka tartışılıyor Tabii. benim gördüğüm kadarıyla. Mesela işte insansız hava araçlarını falan biliyoruz artık ama şimdi savaş robotları. Yani otonom askerler mi diyelim, nasıl ifade edelim onu ya da yapay zeka askerler mi diyelim. Yani gelip işte operasyon yapabilen, işte ne diyelim işte her türlü şeyi kullanabilen, silahı kullanabilen ve tamamen etkisiz hale getirebilen bulunduğu yeri. Yani askeri alanda da aslında çok ciddi bir şeyle Var, karşı karşıya kalıyor. var tabii. Zaten bu çok konuşulmaya da başlandı. En son Rusya Devlet Başkanı Putin bu konularda konuşmuştu. Yani ilerideki bu robot savaşları olacak ve hani ilk kimin robotu diğerlerini yenerse aslında hani yenilen taraf teslim olmak zorunda kalacak ve hüküm onlar sürecek diye bir öngörüsü oldu. Yani tabii tamamen otonom robot savaşçılar yapılacak mı tam onu bilemiyorum ama bu konuda çalışmalar çok var Var. dediğiniz gibi yani aslında yani şöyle baktığımız zaman şu anda aslında askeriyede kullanılıyor bunlar yani akıllı sistemler hani biliyorsunuz füzeyi bir yerden bir yere atıyor ve hani tam noktasında hedefini bulabiliyor. Bunu bulabilmesi için aslında yine çevresini algılayıp Akıllı öğrenip başlıklar kullanılıyor. çevresini algılayıp hani hedefine kilitlenip oraya herhangi bir müdahale olsa bile onları bertaraf edip gidebilecek sistemler geliştirilmiş durumda. Hani aslında burada yapılması istenilen şey herhalde askeri anlamda insan müdahalesine şu anda da mesela o insansız hava araçları dediğimiz şeyi kumanda ediliyor insansız hava araçları. Yani gelinmesi istenilen nokta belki amaçlanan nokta hani insan müdahalesi olmadan bunların çalışabilmesi, hizmet edebilmesi. Peki. Tabii bunlar zor ve tehlikeli konular. Hani yani gerçekten askeri anlamdaki Ama belli ki uygulamaları geleceğin biraz. dünyasını bunlar şekillendirecek. Öyle gözüküyor. Yani bu Evet. seviyede en azından bu Yani tabii teknolojiye çok uzak büyük olmak. yatırımlar var. Yani bu konuda insansız araçlar, bu kıyı şeylerini koruyan, sınırları koruyan insansız araçları görüyoruz aslında şu anda. İnsansız ve tamamen kendisi karar verip düşman safını yok eden hava araçlarını da aslında görmeye başladık. Ve yani strateji olarak bütün devletlerin bunu özellikle Amerika tabii biliyorsunuz yani bu biraz da bütçeyle alakalı. Amerika'nın gerçekten diğer bütün ülkelerin bütçesi kadar bu konuya bütçe ayırdığı Yani konuşuluyor. bundan 10 yıl kadar önce bazı fantastik filmlerde bu benzer şeyleri izliyorduk zaten. Ama şu anda neredeyse yavaş yavaş oraya doğru gidiyor diye görüyoruz.